Dinle bak ne diyor, geçmişten sesleniyor. İçinde bir öğüt var ki herkese ders veriyor. İyilik eden iyilik bulur, damlaya damlaya göl olur. Hayatın tam içinde, eskimeyen sözlerle atasözleri. Dünden bugüne yol olur. Evet, deneme ses 1-2, deneme ses 1-2. Evet arkadaşlar, birazdan kayda gireceğiz. Sesim nasıl geliyor? Çok güzel. Nasıl geliyor? Çok güzel. Harika. Peki, şimdi de şöyle bir saçlarıma şöyle ufak bir şöyle bir bakım yapıyorum. Evet, şurada da doğru tarayayım. Bence saçın çok güzel. Aa, saçım evet. Çok mu güzel? Evet. Gerçekten mi? Evet. Peki, kıyafetim çok mu yakışıklıyım? Evet. Aa, teşekkür ederim, beni utandırıyorsunuz. Bir şey söyleyeyim mi? Siz de bugün çok şıksınız. Çok teşekkür hepiniz. Ah, rica ederim. Çok şıksınız ve çok güzelsiniz. Yani iki çiğden bir çekirdek gibi giyinmişsiniz. İki çiğden iki dirhem. Hayır. Ah, yanlış söylediniz çocuklar. İki çiğden bir çekirdek olacak. İki dirhem bir çekirdek. Ama hayır, bir saniye. Şimdi iki çiğden bir çekirdek bir deyimdir. Yani çok özenli, çok güzel giyinen, çok şık olan kişiye denir. Öyle değil mi? İki çiğden bir çekirdek. İki dirhem. İki dirhem bir çekirdek. İki dirhem mi? Bir saniye. Yönetmenim, duyuyor musunuz? Ben şimdi yanlış mı söyledim? Öyle mi? Yani arkadaşlarım doğru söyledi. Evet. Aa, dirhem. Doğru. Özür dilerim arkadaşlar. Doğru, siz haklısınız. İki dirhem bir çekirdek olacak. Evet, doğru. Ben yanlış söylemişim. Özür dilerim. Ama yani siz de ben ufacık bir hata yaptım. Hemen düzelttiniz. Böyle biraz güldünüz gibi de hissettim ben. Yakışıklılığından gülüyoruz biz. Efendim? Evet. Yakışıklılığından. Aa, çok teşekkür ederim. Aha! Aklıma bir şey geldi. Bekleyin beni, şimdi hemen geliyorum. Merhaba arkadaşlar. Merhaba sevgili izleyenler. Merhaba tüm Türkiye, Avrupa, güzel Türkçeme. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız arkadaşlar? İyiyiz. Aa, harika. Evet, burada hikayelerle, oyunlarla ve şarkılarla atasözlerini öğrenmiştik. Şimdi sıra geldi deyimlere. Bugünden itibaren deyimlerin anlamını öğreneceğiz. Hem de nasıl öğreneceğiz biliyor musunuz? Nasıl? Yarışarak öğreneceğiz. Yarışarak. Yarışmayı sever misiniz? Evet. Çok heyecanlı geçiyor, öyle değil mi? Evet. O zaman şimdi şöyle yapacağız. Bakayım sizin güzel yaka kartlarınız mavi. Benim saçımla aynı renk olmuş, harika. O zaman siz mavi takımsınız. Benim de yaka kartım kırmızı olduğuna göre ben de kırmızı takımım. Bu önümde gördüğünüz zile bastığım zaman bir soru gelecek deyimlerle ilgili. Ve bu soruyu ilk bilen takım puanı alacak. Anlaştık mı? Anlaştık. Sorumuz geliyor. Evet. Gelmedi. Evet, bir daha deniyorum. Gelsin. Deyimdeki boşluğa gelmesi gereken doğru kelime nedir? İlk deyimimiz aklını bir şeyle yemek. Aklını neyle yemek, neyle yemek, neyle yemek? Herkesin parmakları havada. Evet, Gökçe? Aklını peynir ekmekle yemek. Aklını peynir ekmekle yemek. Öyle miydi acaba? Onur? Aklını peynirle yemek. Aklını peynirle yemek. Bu da olabilir. Başka. Doğa? Aklını açlıktan yemek. Açlıktan yemek. Evet, olabilir. Mesela kavun karpuzla da yiyebilir. Kavun karpuzla da yiyebilir miyiz aklımızda acaba? Zeynep, sen ne düşünüyorsun? Aklını soruyla yemek. Soruyla mı? Evet, aklımıza bir sürü soru sorabiliriz mesela. Başka. Bade? Aklını açlıktan yemek. Aklını açlıktan yemek mi? İyi, en azından aç kalmamış oluruz, öyle değil mi? Ben de kavun karpuzla yemek diyorum. Bakalım. Doğru cevap neymiş? Aklını peynir ekmekle yemek. Sorunu düşünmeden, akılsızca, deli işler yapmak, şaşkınca hareket etmek demektir. Aa, doğru.
aklıma ne geldi biliyor musunuz? Bir gün anlatayım ister misiniz bu deyimle olur. Alakalı? Olur. Bir gün böyle çok soğuk bir havada böyle kar yağarken evden çıkıyordum ve üstüme mont giymemiştim. Gömlekle dışarıya çıkmıştım. Annem de bana bu havada hiç böyle dışarıya çıkılır mı? Aklını peynir ekmekle mi yedin diye söylemişti. Montunu giyer misin demişti. Oradan hatırlamalıydım. Neyse. O zaman ilk puan kimin? İlk puan mavi takımı. Bravo. Kendinizi alkışlayın arkadaşlar. Harika. 1-0 öndesiniz. Tebrik ederim. O zaman şimdi ikinci soru gelsin mi? Gelsin. Gelsin bakalım ikinci soru. Deyimdeki boşluğa gelmesi gereken doğru kelime nedir? Tamam, bunu biliyorum. Anca beraber... kanca beraber... Yok, canca beraber. Evet, canca... Kanca beraber, canca... canca beraber diyorum, evet. Siz ne düşünüyorsunuz çocuklar? Zeynep? Kanca beraber. Kanca beraber mi? Ben de aslında ilk önce kanca mı demiştim. Evet, başka? Gökçe? Anca beraber, kanca beraber. Onur? Anca beraber, kanca beraber. O zaman... Ben 3'e kadar sayınca herkes aynı fikirdeyse aynı anda söylesin bakalım değil mi? 1, 2, 3. Anca beraber, kanca beraber. Bakalım hemen doğru cevabı öğrenmek istiyorum. Bakalım doğru cevap neymiş? Hiç ayrılmayacağı, işler iyi gitse de kötü gitse de bir arada hareket edeceğiz anlamına gelen deyimin doğrusu anca beraber, kanca beraberdir. Mavi takıma bir puan daha gidiyor. Bravo! Bravo, harikasınız. Şimdi... ben iyice heyecanlanmaya başladım. Şey yapalım, bir soru daha gelsin mi? Gelsin. Oo. Aha, başardım. Sorumuz gelsin bakalım. Deyimdeki boşluğa gelmesi gereken doğru kelime nedir? Neymiş bu? Etekleri nokta nokta çalmak. Ne çalmak? Kapı çalmak mıydı? Kapı çalmak mıydı? Yok. Ama buldum. Etekleri saz çalmak. Evet, kesin. Kesin saz çalmak. Oo, herkesin yine parmakları havada. Nereden başlasam? Azra? Etekleri zil çalmak. Doğa, sen ne diyecektin? Etekleri zil çalmak. Zeynep? Etekleri zil çalmak. Bade, ne düşünüyorsun? Etekleri para çalmak. Para çalmak mı? Oo, enteresan. Evet, olabilir. Neden olmasın Gökçe? Etekleri gitar çalmak. Gitar çalmak çok yetenekli bir etekmiş desenize. O zaman bakalım doğru cevap neymiş? Bir haberden dolayı hem mutlu olmak hem heyecanlanmak, çok sevinmek anlamına gelen deyim etekleri zil çalmaktır. Şimdi bir yönetmenime hemen bağlanıyorum. Evet yönetmenim, bir skor tablosunu görebilir miyiz? Yani şimdi mesela mavi takım kaç puan aldı? Efendim? 3 mü? Hepsini bildiler yani. Ben kaç puan aldım? Alamadım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ben hiç puan alamamışım. Ama siz bütün puanları topladınız. Yani yarışmanın kazananı kimdir? Biz. Evet, mavi takım, yani sizsiniz. Harikasınız arkadaşlar. Bravo. Peki senin kaç puanın var arkadaşım? Evet. Yani sen ekran başındaki arkadaşım. Bizi izlerken kaç soruyu doğru bildin? Duyamadım. Aa, arkadaşlar, izleyen arkadaşlarımız da 3 puan bilmiş. Yani o zaman sen de kazananlardan birisin. Seni de tebrik ediyorum. Peki, ne diyelim? Sırada şarkımız var diyelim mi? Evet! Çıktık bir yola, hep beraber kol kola. Ne gelirse başımıza, kanca beraber, kanca beraber. Ziller çalıyor, duyuyor musun? Sen bu deyimin anlamını biliyor musun? Etekleri zil çalarmış, çok sevinirim. Deyimleri öğrenirim. Anca beraber, anca beraber. Etek
çok sevinelim. Dil dili öğrenelim. Anca beraber, anca beraber. Etekleri zil çalarmış, çok sevinelim. Deyimleri öğrenelim. Anca beraber, anca beraber. Etekleri zil çalarmış, çok sevinelim. Deyimleri öğrenelim. Harikasınız arkadaşlar. Ağzınıza sağlık, ayaklarınıza sağlık. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.